Büyük bir başarı elde ettiler. U14 ve U16 takımlarımız playoff'a yükseldi ve dolayısıyla bugün çok güzel bir organizasyon yapıldı. Buradan Sayın Hasan Kartal'a öncelikle teşekkür ediyoruz ki bize ev sahipliği yaptığı için. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun çok değerli başkanı Murat Kandazoğlu'nu alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektör, çok milletleri kulüp başkanlarım, sporcu kardeşlerim, antrenörler, arkadaşlarım, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle almış olduğunuz başarıdan dolayı sizleri kutluyoruz. Gerçekten amatör spor kulüpleri, sen kulüplerimiz, kamu takımlarımız, belli takımlarımız gerçekten güzel mücadele ettiler ve playoff'a kaldılar. Tabii playoff'ta da önemli maçlara çıkacaksınız. Dolayısıyla buradan çıkacak olan takımlarımız da Türkiye'de bizleri temsil edecek, Ankara Kulesi'ni temsil edecekler. Son yıllarda Ankara futbolunda bir kıpırdanma söz konusu. Geçen yıl takımlarımızdan başarılar gördük Türkiye şampiyonlarında. Bu sezonda inanıyorum ki bu başarıyı tekrar edeceğiz, şampiyonluklar gelecek. Bizler de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak siz değerli kulüp başkanlarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize her türlü imkanı sağlamak için tüm kalitemize çalışıyoruz. Bugüne kadar sizlerin sıkıntılarını çok iyi bilen, çok iyi analiz eden ve her şartta sizlerin yanında olan ve mücadele eden ve sizlerin şartlarınızı güzelleştirmek, testlerimizi çoğaltmak adına buradaki yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ve bu çalışmamızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Çünkü amatör spor ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Amatör futbol belki bir müsabaka gibi her açıdan bakabilsek de görsek de aslında amatör spor kulüpleri birer okul hüviyetinde. Çünkü siz değerli başkanlarımız ve hocalarımız çok önemli işler yapıyorsunuz. Önemli insanlarsınız. Çünkü sokaktaki çocuklarınızın spor yapmasını sağlıyorsunuz. Sosyalleşmesini sağlıyorsunuz. Onlara özgüven kazandırıyorsunuz. Onlara hayata hazırlıyorsunuz. Onun için sizlere ne kadar teşekkür ederim. Burada ev sahibi Sayın Hasan Başkan'ı da yanına davet etmek istiyorum. Onun da bugün için güzel, bugünün anlamına dair güzel sözü olacaktır. Sayın Başkanım şöyle yanımıza gelirseniz. Amatör spor kulüpleri bir ailesiyiz. Hep beraberiz, beraber mücadele veriyoruz. Beraber başarıya ulaşıyoruz, beraber üzülüyoruz, beraber coşuyoruz. Bu birlik ve beraberliği bozmamak lazım, bir. İkincisi, birbirinizi gördüğünüz zaman arkadaş sevgisiyle, güler yüzle, birbirinize baktığınız zaman, birbirine sarıldığınız zaman en güzeli bu. Çünkü ömür o kadar kısa ki çok kısa sürede geliyor geçiyor. Neticede hep birbirimizle iyi günleri yaşayalım diyorum. Bir ikincisi de arkadaşlar amatör spor bence amatör dediğimiz zaman temeldir temel. Temeli ne kadar sağlam yaparsanız o kadar üzerine binayı fazla koyarsınız. Ama maalesef Türkiye'de amatör sporlara istenildiği kadar, düşündüğümüz kadar bir değer verilmiyor. Yani bence amatör sporun çok daha iyi yerlerde olması lazım. Çok daha iyi desteklenmesi lazım. Çünkü bizi kurtaracak amatör spordur. İşte arkadaşlar görüyorsunuz bir maç izliyoruz. Sanki yabancı insanlara parayı veriyoruz. Onları oynatıyoruz. Biz seyrediyoruz. Böyle bir şey olması mümkün değil. İnanın ikinci yabancı sporcunun fazla olduğu kulüp Çaykur Rizespor. Galatasaray'dan sonra biziz. Ama buna ben sıcak bakıyor muyum? Kesinlikle sıcak bakmıyorum. Sıcak bakmamama rağmen ve birçok kişinin de bu konuya sıcak bakmamasına rağmen bunu maalesef önleyemiyoruz. Demek ki bunun içinde bir şey var. Birilerinin işine geliyor. Arkadaşlar transferlerde en büyük sıkıntılı transferler yabancılarda oluyor. Yabancı sporcuyla 100 bin dolara anlaşırsın, o sporcunun ne imza attığını bilmezsin. Bizim Türk futbolu olarak amatöre değer vermemiz
ve yukarıdaki çirkinlikleri bir an önce bitirmemiz lazım arkadaşlar. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Ankara Şube Başkanı Sayın Ali Uluyol da var. Konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Gülleden iyi akşamlar arkadaşlar. Ankara'daki sorunlarını çok iyi biliyoruz. Sevgili Başkanımız Murat Bey'le de televizyonlarda programlar yaptık. Ankara'daki ne saha problemimiz çözülüyor, ne tesisleşmemiz çözülüyor maalesef. Ve bu sıkıntılarımız da maalesef artarak devam ediyor. Şimdi dünyada bir hayvan var, bu hayvan olmasa dünya batar. Bildiğiniz gibi bu arı. Arı döllemeyi yaparsa bal oluyor, meyve oluyor, sebze oluyor. Futbolun da arısı siz amatörlersiniz arkadaşlar. Sizler olmazsanız bu dölleme de olmaz, meyve de olmaz, sebze de olmaz, hayat biter. Bizim Cüneyt Çakırlarımız da bu sahalardan çıkıyor. Büyük futbolcularımız, sporcularımız da sizlerin arasından çıkıyor. Dolayısıyla başarılı gösteren tüm kulüplerimizin başta kulüp başkanları, antrenörler ve genç futbolcularını kutluyorum. Bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum. Sincan Belediye Spor Kulübü alkışlarını seviyor. Bir aramızda önemli bir misafirimiz var. Kendisi benim meslektaşım. Meslektaşım demekten de gurur duyduğum bir arkadaşım. Önce bir internet sitesi, ardından bir internet televizyonu. Bülent Atlas geliyor alkışlarınızla. Bülent Spor genel yayın yönetimi. Amatörlere çok çok destek olan Bülent Bey'e bu alkış yetmez ama biraz daha alkışlayalım. Türkiye'de bir ilgi yaptı. Kendisini kutluyoruz. Evet, Pidolan Yamyalar Spor Kulübü bu 16 playoff turunda ve başarılar diliyoruz kendilerine. Başkanım topa göz koydu. Çarşı Spor'un imkanları da kullanılıyor. Ankara Gençlik Hizmetleri Gençlik ve Spor Kulübü'nü kutluyoruz, başarılar diliyoruz. İlcan'a da çok teşekkür ediyoruz. Kırmayın, yardımcı için.